Selam kankalar, bugün Clash of Clans'ta belediye binası 6'da kullanabileceğiniz en iyi 2 orduyu göstereceğim. Şimdi ilk olarak gördüğünüz gibi belediye binası 6 hesabındayım. Duvarları falan neredeyse bitirdim abi. Savunmaların bir tık daha zamanı var ama duvarları bitirdim kankalar. İlk önce size gelen etkinliği göstermek istiyorum. Parti büyücüsü etkinliği geldi. O yüzden ordumuzda ufak bir parti büyücüsü var arkadaşlar. Şöyle güçlerine baktığımızda gördüğünüz gibi bakın 86 canı var, 135 vuruyor parti büyücüsü. Normal büyücünün 108 canı var, 90 vuruyor. Şimdi parti büyücüsünün bir tık daha az canı var. Ama hasarı çok daha fazla. Büyücünün de böyle ufak çok az bir az daha 20 daha canı var ama mesela 40 daha az vuruyor. O yüzden parti büyücüsü almak daha mantıklı arkadaşlar. Siz bu videoyu bir ay sonra izliyorsunuz. Yani etkinlik bitmişse arkadaşlar normal büyücüyle değiştirebilirsiniz büyücüleri. Ben ilk olarak size normal büyücüyle göstereceğim. İki tane parti büyücüsü var, onu saymayayım bile. Normal büyücüyle arkadaşlar dev büyücü saldırısı. Büyü olarak şifa alıyoruz. Klan kalemize de 4 tane balon alıyoruz temizlik için. Yani hava savunmalarını indirmek asıl hedefimiz. Gördüğünüz gibi klan kalemize 6 seviye balon var arkadaşlar. Alabildiğimiz maksimum seviye zaten 6. O yüzden 6 seviye balon aldım klan kaleme. Bu şekilde bir ordumuz var. Diğer orduyu size göstereyim kankalar. Diğer orduda parti büyücüsü bastım full. Ve 2 tane şifa var. Bakın bu sefer hava saldırısı kullanmıyoruz abi. Çünkü balon belediye binası altında cidden çok güçsüz. Kullanmanızı asla tavsiye etmiyorum. Birinci ordumuz dev büyücü. İkinci ordumuz dev şifacı büyücü olacak arkadaşlar. Hadi o zaman ilk ordumuzu denemek için saldırıya geçelim. Evet, belediye binası 7 bir köy buldum kankalar. Şimdi bu köyü güzel saldırmamız gerekiyor. İlk olarak hava savunmaları biri burada, biri burada, biri burada. 3 tane var ve barbar kralı var abi. Hani bu köyü nasıl üşüyeceğiz bilmiyorum ama inşallah planladığımız gibi gider. Zor bir köy. Bize göre cidden güçlü bir köy arkadaşlar. Ama ben üşüyebileceğimize inanıyorum. Yani birazcık daha sınırları zorluyoruz kankalar. En güçlü orduyu gösteriyorum sonuçta size. En güçlü 2 ordudan bir tanesi dev büyücü. Şimdi şu kısımdan ilk olarak klan kalesine bakmak istiyorum. Tamam, boş. Şimdi şu hava savunmasını halledeceğim ilk olarak. Bakın parti büyücüsü hem seri vuruyor abi hem de çok vuruyor. Parti büyücüsü cidden normal büyücüye göre çok güçlü. Harbiden farkını cidden anlaşılıyor ya, cidden farkı yani. Şimdi şuradan devlerimizi şu şekil koridor şeklinde atıyoruz ve arkasına büyücüler veriyoruz. Şimdi duvar yıkıcıyla şu kısmı ve şu kısmı temizlemeye çalışacağız. Hepsi de bu arada gizli testere gitti. Birazcık aşağıda gitsin. Tamam. Hala bakın şey şeklinde atıyoruz. Koridor şeklinde atıyoruz. Barbarları da aynı şekilde koridor şeklinde atıyorum ki birliklerimiz ölmesin. Yani özellikle büyücüler ölmesin. Şimdi bu kısmı hallettik. Güzel. İç kısma giriyoruz. Şimdi balonlarla şu kısımdan temizlemeye başlıyorum. Ve şifayı, ilk şifayı kullanacağım. Şöyle iç kısma doğru kullanacağım. Şu şekil ilk şifamı kullandım. Ve hala da okçum var. Kenara bir bakalım. Kenarda bir şey yok. Tamam. Barbar kralı bize sıkıntı yaratabilir. O yüzden barbar krala bir tane şifa saklamak güzel olur. Şimdi balonları durdurabilecek bir şey kalmadı abi. Hava savunmalarını hallettik. Bakın 2 tane var. Normalde bu köyde 3 tane var. Üstüne barbar kral var. O yüzden sıkıntı bir köy yani. Zor bir köy. Ama yine de çok fazla sıkıntı yaratmıyor gördüğünüz gibi. Klan kalemize de birlik alın arkadaşlar bir zahmet. Yani klan kalesiyle üçlemek kolay filan tarzı şeyler yazanlar olabilir. Hani klan kalesiyle de saldırın kankalar bir zahmet. Çünkü klan kalesine birlik almadan saldırmak hiçbir seviyede makul değildir. Yani ben asla tavsiye etmem. Klan kalenize belediye binası 1 bile olsanız abi birlik alın yani. Belediye binası 1'de alınmıyor. Belediye binası 3'te açılıyor da klan kalesinde onu çaktırmayın. Neyse. Onu çaktırmayın. Boşverin. Ama her seviyede alın yani kankalar. Klan kalesi saldırmayın kesinlikle. Evet, gördüğünüz gibi belediye binası 7 köyden çok rahat bir şekilde 3 yıldızımızı aldık. İkinci saldırımız bu sefer şifacılarla bir kombinasyon hazırladım. Şifacılarla devleri tanklayacağız ama hava savunmalarına çok dikkat etmemiz gerekiyor kankalar bu saldırıda. Bu saldırı birazcık daha risk içeriyor kankalar. Diğer orduda mesela full büyücü vardı. Bunda parti büyücüsü bastım. Dediğim gibi tekrardan söylüyorum bakın. Bir ay sonra izliyorsanız videoyu, yani parti büyücüsü artık yoksa onun yerine normal büyücü alabilirsiniz. Ben şu an ilk orduya normal büyücü, ikinci orduya parti büyücüsü aldım. Çünkü parti büyücüsü demin gördüğünüz hem hayvan gibi hızlı sıkıyor hem de çok fazla vuruyor normal büyücüye göre. O yüzden parti büyücüsü her zaman daha mantıklı arkadaşlar. Hemen o zaman klan kalemizi ve ordumuzu tazeleyelim, saldırıya geçelim. Evet, belediye binası 6 max'a yakın bir köy buldum kankalar. Bu sefer de eşitimize saldırayım dedim. Demin birazcık daha güçlü bir köy saldırdık. Şimdi eşitimize saldıralım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adacık düzeni var rakipte. Belediye binası dışarı koymuş. Çok güzel bir düzeni var bu arada. Cidden adacık düzenler her zaman iş görür. Çünkü duvar yıkıcılarla her zaman iş kısma giremeyiz. Çok güzel bir düzeni var. Şimdi belediye binasının ters noktasına saldıracağım. Çünkü tuzakların ben belediye binası tarafında olduğunu düşünüyorum. Yine kendimize şu şekil koridor alıyoruz devlerle. Arkasına parti büyücülerimizi veriyoruz. İlk duvarı şu şekil yıkalım. 2 tane attım. Ve devleri arkasına veriyorum.
Güzel. Devleri bu arada aynı anda aynı yerden böyle atmak daha mantıklı aslında. Şifa büyüğümüz var çünkü. Ama büyücülerin de ölmemesi için şu şekil hafif başlangıcı en azından başlangıcı koridor şeklinde almak çok önemli. Şimdi bakın şifacılara vurmaya başladı. Hatta birisi şehit oldu maalesef ki. Şimdi ilk şifamı şu şekilde atıyorum. Şehit oluyor. Yapacak bir şey yok. Şifacılar da işte bu şeyi kötü. Yani ekstra bakın 14 yer kaplıyor. Onun yerine 3 tane dev alırız. Yani şifa büyüsü her zaman iş görülüyor. Yani şifacıya bence çok gerek yok ama ben size göstermek için aldım kankalar. Bakın iki tanesi de öldü. Yani bence gerek yok almaya ama alabilirsiniz kafanıza göre. Ben ilk orduyu her zaman daha tavsiye ederim kankalar. Ama bu ordu da gayet güçlüdür. Şifacılar dediğim gibi hava sonmalarına ama çok fena telef olabiliyorlar yani. Bakın balonları atmaya aslında gerek bile yok ama ben kullanıyorum hani. Kullanmış olalım çünkü var abi neden kullanmayalım. Her savaş klan kalemize birlik almayı ben her zaman size söylerim. Yani ya, ben yapmazsam siz neden yapasınız değil mi? O yüzden klan kalemizi de kullanıyorum. Ne kadar ihtiyaç olmasa da. Evet bu köyden de rahatlıkla 3 yıldız aldık arkadaşlar. Yani umarım bir arkadaş belediye binası 6'dır. Yani bu orduyu kullanmaya başlar bilmiyordur da. Hani çok fazla bir seçeneğimiz yok zaten bu seviyelerde. Bu arada bu serimizi ben belediye binası 3'ten itibaren hatta 2'den itibaren başladım. 2 videosunu atmadım daha ama çektim arkadaşlar. 2'den itibaren 15'e kadar devam edeceğiz bu serimize. O yüzden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoda like atmayı unutmayın kankalar. Ufak bir like bırakırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın, iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.